günaydın ikinci sayfadan. Böyle baharın, yazın geldiğini ikinci sayfadan nasıl anlarsınız? Atiye'den bu mudur çalarız. Bu klasik mudur çalarız. Bir değil de mi? Bizim üzerimizdeki renklerden renkler de anlarsınız. Coşar. Bu mudur efendim? Budur. Kesinlikle budur. İkinci sayfa. Bir de sana şöyle vurayım budur diye. Vurabilirsin. Bir tane de şöyle. Vur. Bu mudur? Budur. Budur. Hadi başla Gülşen der gibi oldu o birazcık. Başla, evet. İkinci sayfa yine magazin gündemini belirleyecek. Yine magazin gündemini, nabzını tutacak efendim. Ne yapalım o zaman? Bir haber turuyla başlayalım. Selen Görgüzel Kaya'nın Yemin Ettim şarkısını öyle bir okudu ki bazı isimler şarkıyı dinlemeye artık tövbe eder hale geldi. Özellikle de Selen Görgüzel'den bir isim var ki şöyle bir çıkışta bulundu. Selen Görgüzel'e parası neyse verelim de bir daha hiç şarkı söylemesin diyor. Ay, çok iddialı. Çok ağır da olmuş yani. Takıldığımız konular var, oralarda durduracağız. Örneğin Merve Boluğur demiş ki magazine konuşmaktan hiç hoşlanmıyorum. Bugüne kadar nereye konuştu acaba? Ha. Evet, radikal bir karar almış. Ay, dilim dönmedi. Siyaset, ekonomi falan oraları mı konuştuğunu düşünüyor acaba? Onu diyecektim. Bundan sonra belki magazin, öyle düşünüyordur. Magazin muhabiri arkadaşlarımızı buradan uyaralım. Merve'yi gördüğünüz zaman magazinin M'sini bile sormayın. Bırakın o siyaset konusunu. Siyaset sorun, ekonomi, ekonomi yorumlasın. Tabii, biliyorsun tabii. Bir gün beni neyse Merve'yi durdurup yorum yaparız. O aynen anıyı bir 75. kez anlatmıştım. Bugün 76 olacak, bir daha anlatacağım. Kızılcık evet şerbeti oyuncuların efendim kurtlarını döktüğü geceden çok güzel görüntüler hayranım, var. Çok biliyorsun. Renkli görüntüler var biliyorum. Settar Bey'e hayranım. Evet. Apo, Apocusun. Apo'yu seviyorsun. Evet. Kıvanç Tatlıtuğ arkadaşıyla oturmuş bir mekanda 7 saat sohbet. 7 bazen saat. Bazen insan der ki ya 7-8 saat ne konuşur? Ama öyle bir derin sohbet açılır ki niye? Biz seninle ekmekle su gibi. Oturmuyor muyduk Nişantaşı'nda bir yerde? Ama yani ne? Şunu hatırlıyorum. Dersten Işık vardı, gündüz ama vardı. Güneş akşam, güneş batıyor, üstüne vakit geçiyor. Hiç unutmuyorum. Biz hala oturuyoruz. Yayından çıkıyoruz. Haberler geldi üst üste böyle. Aa, o evet. Yayınla ilgili haberler filan. Neyse. Bir gün kitap yazacağız, detaylarıyla anlatacağız. Kimden bahsettiğimizi bak, anlatacağız. Zaman zaman kitap yazma teklifleri geliyor. İkimizle birlikte tek tek falan. Hep ikimizin de söylediği şey şu: İsim, tarih, yer, mekan en ince detaylarına kadar verebileceksek yazarız. Üstü kapalı mapalı falan, ben yok öyle işleri sevmiyorum ama. Öyle işleri mi yayında seviyoruz? o yayında oluyor. Kendinle çelişme. Öyle hayır işleri yayında seviyoruz. Aşk meşki yazmayız ha zaten. Başka bir şey yazarız. Başka bir şeye de isim vermek gerekir. Yemin yani ediyorum saat böyle 11.30 filandı. Biz 8'e kadar 9'a kadar havayı tabii, karartmıştık. Tabii. Oturduk. Tabii. Of, ne telefon trafiği dönmüştü o gün. Neyse, güzel konulardan bahsedelim. Biz bir magazin turuna gidelim. Evet. 3-5 tur atalım. Coşalım. Magazin turu başlıyor. Kıbrıs'tayız. İnsanlar. Allı pullu simli, altın renkli elbiseleri, parlak ve yoğun makyajı, şık takıları çok seviyor. Ayrıca bu tarzı da kendine yakıştırıyor. Işıl ışılsınız diye. Evet, Kıbrıslık olduk tam anlamıyla. Böyle güzel bir hediye paketi gibiyim şu an. Evet. Benim üniversitedeyken lakabım Bonus Melek'ti. Saçlarım yeşil ve bu kadardı yani. Hani öyle söyleyeyim. Geçtiğim an herkes tanırdı. Dövmeleri de merak var herhalde. Evet evet, yeniledim renklerini arkadaşlar. Bir canlandı gölgeli zaten. Canlanmışsın. Tabii tabii canlandım bir heyecan. Ya çok uzun zamandır istiyordum zaten. Hani üzerinden çok zaman geçmişti. Bu kış fırsat bulabildim. Çoğalttım zaten. Şu an görünmüyorum. Mikrofonsuz ha olmaz diyorsun. Tabii mikrofonsuz, asla hayatım mikrofon. Kıbrıs hayranlarına şahane bir konser veren Melek Mosso konserden önce hastanelik olmuştu. Aslında o önceden de başlayan bir şeydi. Hava değişikliği, biraz da o salgınlar falan oluyor ya, ona denk geldim muhtemelen. O arada da turnede olduğumuz için sağlıklı beslenemedim. Gittik hemen bir serum, bir şeyler yaptım, dinledim ama akşamında mükemmel bir konser çıkardı. Hayatım kaymış, hangi yönde oldum bilinmez. Gel gör beni, belki sensin bir
Melek Mosso nişanlısı Serkan Sadıç'la evlilik hazırlığı yapıyordu ancak düğün ertelenmiş, daha güzel bir işe imza atacakmış çift. Düğün yapmayı düşünmediğinizi açıklamıştınız en son. Yıl, planınız nedir? Bu soralım dedik. Bu yıl seçim olması ve durumların çok belirgin olmaması aslında bizi seneye ertelemeye itti. Zaten öyle bir acelemiz de yok. Ya şey istemiyoruz, böyle bir sürü insanı eğlendirmek için yaptığımız bir kutlama. Hani kendimi sıkışmış hissetmek istemiyorum, herkesi memnun etmeye çalışmak istemiyorum. Tabii ki bir yemek yapacağız, ufak bir eğlence elbette ki yapacağız ama evet, bununla ilgili şu an böyle içimizde güzel niyetler var. Depremzede ailelerden 5 tane çiftin düğününe destek olmak istiyoruz. Tabii o zaman geldiğinde bunu daha doğru planlayacağız. Yani yaptığımız şey hem evliliğimiz güzel ve hayırlı bir şeylere de vesile olsun isteriz. Oradan gel. Melek Mosso yoğun katılımlı bir düğün yapmayacaklarını belirtti. Muhabirler şaşalı bir düğün yapmazsanız ya az altın takılırsa diye altını çizdi. Mosso'nun cevabı ilginçti. Takı derdimiz falan hiç yok. Hiç öyle bir şeyimiz zaten yok. Olsa kalabalık bir tercih ederdiniz. Evet yani. Şöyle söyleyeyim, benim 50 tane öz kuzenim var arkadaşlar. Eğer böyle herkesin katıldığı bir düğün yapmaya çalışırsam bu 500-600 kişi demek. Ama aynı büyükleri değil mi bu kızım? Biz aylarca, yıllarca onlara gittik, onlar da bırak bize gelsin diye. Annem zaten şey diyor, ben o kadar çiğeriği taktım ne olacak? Kardeşime inşallah falan. Ya da diyorum anne, çiğeriği sonradan gönderirler ya da artık onlar da bir şey yapsın. Yani bir güzellik, çeyrek orada kullanırsın. Bana düğünlerde ya da adetlerde hiçbir şey saçma gelmiyor arkadaşlar. Severim de bu arada. Çok geleneksel bir tarafım muhakkak var. Ve ben yıllarca düğünlerde şarkı söyledim. Hatta hep geyik yapardım o zaman. Abi düğünlerde şarkı söyle söyle evlenemeyeceğim galiba falan diyordum. Yani çok alışık olduğum adetler var. Hiç sorun değil. O değil mevzu. Ben böyle bir şeyler eksik olduğunda hızlı sinirlenebilen biriyim. Biraz obsesifim. Dört dörtlük olması lazım. Şimdi kendim evlenirken de muhakkak bir sürü eksiklik çıkacağı için hani delirmek istemiyorum. O yüzden böyle sevdiklerim, aile, kemik kadro, işte güzel bir yemek, işte hafif bir müzik, DJ falan, minnoş bir yerde kendimiz tabii ki kutlayacağız. Hani insanlar şimdi onun düğün yapmayacak diye tabii kendimize göre bir şey yapacağız. Ama işte otellar tutulup 3 tane gelinlikler alınıp Allah Allah falan filan beni yorar. Ben öyle biri değilim. Yani ben o kadar kozmetik hissetmiyorum kendimi. Ona vakit ayıramam. Konserlerim. İnsanlar aşka küstü. Şimdi sondan başlayalım. Diyor ki ben öyle 5 gelinlikti falan böyle değil mi? Öyle üç yapanlar gelinlik, da var. 5 gelinlik. Bazılarının evet. Düğün hazırlıkları evliliklerinden daha uzun sürüyor. Bakıyorsunuz böyle bir yıl boyunca onu gelinlik provasından çıkarken görüyorsunuz. Abi bugün nereden geliyorsunuz? Bugün de işte parti, after party değil mi diyorlar? After partisi bitmiyor. After party elbiseme provasından çıkıyor. Şöyle eskiden nikah düğün bir gün olurdu. Hı-hı. Hadi orada birkaç bir şey değiştirsen bile şimdi bir yere gidiyorlar 3 gün 4 gün falan sürüyor. Aynen. Yani bir hani şehir bir gün dışı ayrı, bir yurt dışına gidiyorlar. 3. gün ayrı inanılır gibi değil. Hani eskiden düğün sahipleri karşılardı otel masraflarını. Bir, evet. Şimdi davetlilerden alıyorlar. Küçük çapta bir ev bile alırsın bir zengin düğününün fiyatıyla artık. Zaten altın takmak falan yani. Altına bakar mısınız? Hani çeyrek altına birleşiyorsunuz. Birleşip takabilirsin. Sen çeyrek böyle altın 2300 lira. 2300. Tam altın takmaya kalksan 9200. 9200 evet. Yani bir düğüne. Bir de gram var. 1300. Şöyle söyleyeyim. Bir düğüne gitmenin bedelini çıkarsak tam altın takacaksın 9200. Eşinle gideceksin. Hadi bir de çocuğum da olsa. İşte kıyafetini ona göre ayarlayacaksın. Makyajındı, saçındı, arabayla yola çıkacaksın, benzindi falan. İnanılır gibi değil. Sana şöyle söyleyeyim. Ne kadar çıkar bu aşağı? Şehir dışında falan mı oluyor bu düğün? Hadi benzinli şehrin de ona içinde, göre hesaplayacağım. Şehrin içinde karşı yakada şehrin olsun. İçinde olsun. Başka İstanbul'da. Bunun otopark dedi. Ücreti var işte. Tabii. Vale ücreti var. Aynen giydin, kıyafetin. Süslendin. Sana söyleyeyim 10 bin lira. Takın da var içinde. Pardon. Takın tam da var takacaksın içinde. 9200. Tam mı takacaksın? Tam yok. Takacaksın. Tam nerede? Diyelim ki. Tam rüyalarda o artık. O zaman herhalde böyle bir 20 bine falan yaklaşacak. Neyse harcan. Senin öyle hiçbir derdin yok Allah'tan. Niye tam taktım da tam taktığımda 9200 değildi. Takamazdım vallahi. Tam vallahi taktı. Kime taktın kız? Ben hiç hatırlamıyorum. İşte yani şimdi onu mu söyleyeceğiz? Ama taktığımızda fiyat böyle değildi.
Taktım onu mu söyleyeceğiz? Söyle ne olacak Allah aşkına. Takarken herkesin gözü önünde takıyorsun. Yok. Olmaz. Zaten amaç da o değil mi? Dosta düşmana karşı şöyle takımı da bir takayım. Herkes görsün. Gizliden vermezsin. Göstere göstere. Eminönü'nde evet. Birebir sahtelerini yapmışlar. Kim bilir kaç düğünde kaç çiftin canı yanıyor. Yakalıyorlar ama biliyorsun. Yakalasan ne olur? Alişan'ın düğününde de var öyle takanlar. Tamam takanı yakaladı mı? Geçmiş olsun. Ha tabii. Birisi takmış vay beni enayi yerine koymuş diye dövün. Sonra kameradan onu mu arayacaksın? ben ama hemen çözerim. Az çok biliyorum çünkü. Nereden çözeceğim?